Tarık. O ne? Ay inanmıyorum. Tesadüfün bu kadarı. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada? E biliyorsun biz babanla sık sık geliriz buraya. Hani baban kayıptı? Belgin teyze. Ay inanmıyorum. Milyonlarca yer varken sen tut aynı mekanda buluş. Yok bir işaret. Demek ki bu özel ve güzel günü birlikte geçireceğiz. Ay çok affedersiniz yani böyle diyorum ama tabii siz gençlerin özel bir planı varsa. Var. Yok. Aa böyle durumlarda kız taraf daima haklıdır. O zaman bu akşam birlikteyiz. Belgin Hanım, Naz Hanım bir planımız olduğunu bilmediği için öyle söyledi. Çünkü sürpriz olsun istedim. Şimdi söyleyecektim. Demek öyle. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Yok canım, yok. Ne sakıncası olacak? Ben de o zaman bu güzel geceyi biricik oğluşumla geçiririm. Oğlunuz burada mı? Tarık Tekelioğlu. Bilmem. Bir cepten arayayım bakayım burada mıymış? Durun Belgin Hanım. Naz Hanım, Belgin Hanım'ı yalnız bırakmayalım bu gece. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Yok, kesinlikle yok. Hatta ben çok sevinirim. Birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyarım. Aa, bırak da oğlunu arasın, çağırsın kadıncağız. Oğlunuzla tanışmak için can atıyorum Belgin Hanım. Ne yapın yapın ikna edin, kesin gelsin. Harika bir gece olacak. Siz, ben, oğlunuz Tarık. Sonra şoförüm Tarık. Muhteşem bir dörtlü. Arayalım bakalım. Hı-hı. Vahi, nasıl bir duyguymuş hayatın tadını çıkarmak? Çok güzelmiş Lucy. Vallahi çok iyi geldi bu gece turu. İnan bütün derdimi tasamı unuttum. Daha birkaç saat önce Belkıs Belkıs diye ağlıyordum. Şimdi adını bile unuttum. Dur hele dur. Sen hele şu Rus revüsünü seyret. Bak kendi adını bile unutacaksın. Bak telefona. Kim arıyor? Kim olacak Belgin? Ara canım. Ara bir tanem. Daha çok ararsın beni bu gece. Sabaha kadar tek başına yatakta dört dön de değerimi anla. Kaçmayacak mısın? Hayatta. Meraktan çatlasın bakalım. Niye bu kadar az çaldırdı bu kadın? Beşinci çalışta kapadı. Aman boş ver. Ne demek boş ver? Hiç bu kadar az çaldırmazdı. Ne hatlar çeviriyor bu kadın? Bak kafam takıldı şimdi ha. Hadi Ulusi hadi. Ruslar bekliyor. Açmıyor. Malum 14 Şubat. Bulmuştur kendine bir sevgili. Onun yanındadır şimdi. Eyvah zavallı kızcağız. Efendim? Yok bir şey. O zaman ben hazırlanayım. 5 dakika sonra burada buluşalım. Siz de bu arada kendinize bir çeki düzen verin. Gerek yok. Biz... Var var. Ne olur ne olmaz açık dursun bu kapı. Kesin Filiz'den öğrendi geldi. Ah anne ah. Bunca zaman sonra tam uygun anı bulmuştum Naz'la konuşmak için. Şu yaptığına bak ya. Yok gidip konuşacağım. Dayanamadı arıyor. İyi telefonda konuşuruz o zaman. Alo. Sen biliyordun değil mi? Ne? Belgin Tekelioğlu'nun burada olacağını. Yo. Yo. İnanmıyorum sana. Ben de sanıyorum ki baş başa bir yemek yiyeceğiz. Ama meğer niyetin Belgin Tekelioğlu'na yaranmakmış.
Allah bilir Filiz'den öğrendim burada oldu. Beni de alet ettin bu oyununa. Saçmalama Naz. Şu anda çok kızgınım sana Tarık. Asıl ben sana kızgınım. Ne? Tarık Tekelioğlu'nu duyar duymaz beni unutuverdin. Oğlunuzla tanışmak için can atıyorum Belgin Hanım. Ne yapın edin ikna edin kesin gelsin. Demek gelse yüzüme bakmayacaksın ha? İnanmıyorum sana, inanmıyorum. Hem suçlu hem güçlü. Ya pes yani pes. İkisinin de telefonları meşgul. 2 dakika duramıyorlar. Hemen telefonlaşıp canım cicim. Bu kız benim Tarık'ın aklı başından almış. Ben Tarık'ımı bu kıza bırakmam. Aa şımarığa bak. Bir de Tarık'ın sevgilisi deyince ne diyor? Bah zavallı kız bah. Farkında değilsin sensin o zavallı kız. Bak hala meşgul bak. Aynı aşk nameleriymiş bunlar. Bitmedi bir türlü. Sensin dedim. Hayır sensin. Benim lafımı bana satma Tarık. Sen bana satma. Kavga ediyor bunlar. Oh iyi iyi. Aman bağırışın bağırışın. Sen ne diyorsun Belgin? Bağırışmaları daha kötü. Hayatında görüp göreceğin en büyük aşk senle Hulusi'nin aşkı. Siz durmadan bağırışıp didişiyorsunuz. Aşk namileri, canım cicim falan hikaye. Gerçek aşk bu işte. Ay. Suratlar çok ayıp. Sizin gibi iki yakın dost, iki samimi arkadaş hiç yakıştıramadım. Barışın bakayım. Hadi gelin gelin. Hadi. Hadi. Hadi özür dileyip barışın bakayım. Tarık önce sen özür dile. Sen Naz'dan büyüksün. Onun abi sayılırsın. Göster büyüklüğünü, örnek ol bakalım kardeşine. Gerek yok Belgin Hanım. Biz küs değiliz zaten. Ha değilsiniz değil mi? Olmayın zaten. Arkadaş arasında küslük olmaz. Olmamalı. Hadi ne duruyoruz? Yemeğe. Tarık sen bize güzel sesinle bir şarkı söylersin yemekte. Ben... Ha? Hadi hadi kırma beni. Aşkın şarabında bilmeden içsin. Sevda yolunda bilmeden geçsin. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlüm ateşe verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demek. Fakat ne hoş bir sürpriz oldu değil mi karşılaşmamız? Ya evet. Aslında ilk gördüğümde bir an afalladım. Neden? E yani günlerden 14 Şubat. Sen ve Tarık. Sonra düşündüm neden olmasın? Yani tamam Tarık senin şoförün olabilir ama gönül bu. Yok Belgin teyze düşündüğünüz gibi değil. Ha bir şey yok yani aranızda. Yok daha. Bir ateş parçası. Daha? Daha mı? Daha mı dedim ben? Yani henüz yok ama her an olabilir. Hulusi amca nerede?
Hulusi amcan babanla birlikteydi en son. Belkis Hanım gidişine çok üzülmüş baban, yanında olmak istedi. Ama gelir mutlaka. Hulusi amcanla ben 25 senedir her 14 Şubat'ımızı birlikte geçirdik. Her seferinde bana bir sürpriz yaptı. Bu gecede kesin yapar. Ve şimdi de dünyanın en büyük aşkının şerefine. Annemle babam için söylüyorum. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Olamaz. Şurada bir saniye dalıp gittim, yapıştılar yine birbirlerine. Yok Belgin, olaya el koymak zorundasın. Tarık seni resmen hiçe sayıyor. Tek şansın var Belgin. O da Tarık'ın biraz olsun babasına çekmiş olması. Şu Rus revüsü çıktığında eğer genetik diye bir bilim varsa, bu Tarık gözünü o sahnedeki fıstık gibi kızlardan ayırmaz. Bu kızın da yüzüne bakmaz. Ah Belgin, ah. Bugünleri de gördüm. Tarık Hulusi'ye benzesin diye dua ediyorsun. Yoksa bu kız oluşum benden söküp alacak. Baksana, kaşla göz arasında dansa kaldırmış çocuğu. Ya ayıp olmadı değil mi Belgin Hanım'a? Seni dansa kaldırmak için izin istedim ama dalıp gitmişti. Gördü. Otursak mı acaba? Sanki ters ters bize bakıyor. Yok yok, onun bakışı öyledir. Terstir biraz. Hiç kusura bakma, bunu hak ettin anne. Kalkıp bana huzur vermemek için ta buralara gelirsen kendin de huzursuz olacaksın biraz. Garson. Buyurun, ne istemiştiniz? Rus revüsü. Efendim? Hani nerede? Niye hala çıkmadı bu kızlar? Şimdi çıkacaklar. Hay Allah. Ne güzel dans ediyordunuz. Yarım kaldı. Tam çıkacak zamanı buldu bu kızlar. Европа плюс. Ne kadar sürer acaba bu hanımların gösterisi?
Yarım kalan bir dansım var da. Ayıp ayıp babandan utan. Efendim? Aa, hadi iyisiniz. Belgin teyze, Hulusi amca geldi. Hı? Ay inanmıyorum. Geç bari. Aa. Geç geç otur şöyle bakalım. He. Ne haber Vahit'im? En ufak bir detayı bile kaçırmamak lazım. Bak görürsün, kesin bunlardan bir iki tanesi beni tanıyordur ha. Zamanında giriş çıkışta bunların pasaportlarına damgayı ben vuruyordum. Tak. Yerim ben sizi, yerim, yerim. Vay akışına ya. Belgin, Belgin senin ne işin var burada? Ha? Belgin Hanım. Belgin'cim açıklayabilirim. Niye Hulusi? Pasaportları mı? Damgaları mı? Hayatım onlar lafın gelişi. Bu da benim gidişim Hulusi. Hem de 14 Şubat'ta. Hem de 14 Şubat'ta. Belgin'cim dur. Belgin'cim bak açıklarsam anlayamam. Belgin. Baba. Naz. Naz ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada baba? Rus revüsü seyretmeye. Ne diyorsun sen baba? Sen ve Rus revüsü. Hulusi amcan belki hanımı unutmak için en etkili yol dedi. Yani kızım ben bilmem. Bunlara da dansöz gibi para yapıştırmak gerekir mi? Ayıp olmasın onca yoldan gelmişler ha? Belgin, Belgin'cim bak dur dinle beni. Nesini dinleyeceğim Hulusi? Bana bir de asla diye söz vermiştin. 14 Şubat gecesi seni şehir dışında bir otelde Rus revüsü seyrederken yakaladım. Hayatım, vallahi kendim için değil. Vahinin biraz morali düzelsin diye getirdim. Adamcağız yıkıldı Belkıs gidince. İnan ben sadece gözlemci olarak katılıyorum olaya. Allah büyük işte. Gizli saklı bir iş yapmaya çalıştın. Bak nasıl yakalandın. Kalbim temiz benim, kalbim temiz. Belgin'cim dur dinle beni. Hiç dinleyemem Hulusi. Tek kelime etme bana. Şu anda ben gidiyorum. Peşimden gelme, rezalet çıkar, rezalet. Peki Belgin eve döndüğünde eve girebilecek miyim? O konuda için rahat olsun Hulusi. Sağ ol. Ne? Hulusi. Vay yürü gidiyoruz. Kızlar ne olacak? Bana ne kızlardan? Bin tanesi bir Belgin etmez. Ya benim için de bir Belkıs etmez. Yok ya. Sen birkaç tanesini gör. Bak tanesi kaç Belkıs'tan gidiyor. Yürü. İnanmıyorum ya. Bir babam eksikti. 40 yılda bir romantik gece yaşayayım dedim. Duyan gelmiş. Açar mısın şu kapıyı? Nereye kayboldun sen? Hulusi Bey beni görsün istemedim. Biliyorsunuz arabasını çaldırmıştım. Tamam tamam hatırladım. Kendisi içindeyken. Şimdi ne olacak? Bilmem. Vahiy Bey nerede? Hulusi amca ile birlikte İstanbul'a dönüyor. Belgin Hanım'ın peşinden. İsterseniz biz de dönebiliriz. Sen bilirsin. Fark etmez. Sana fark etmiyorsa dönelim. Bana fark etse sana fark eder mi? Bana fark etmez dedikten sonra bana hiç fark etmez.
Blöf oyunlarından sıkıldım Naz. Açık konuşacağım. Sevinirim. Sorsana kimmiş. Kim o? Benim Belgin. Ah. Belgin Hanım. Ah. Biz sizi gitti sanıyorduk. Gitmedim. Çıktım saklandım. Hulusi'nin gitmesini bekledim. Ardından içeri girdim. Ah, çok fenayım çocuklar. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani iyi ki siz varsınız. Yoksa ben bu halde yalnız başıma kalsaydım. Bana bunu nasıl yaparsın Hulusi? Merak etmeyin Belgin Hanım. Biz yanınızdayız. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Var. Nedir? Beni o Rus kızların yanına götürün. Moralim çok bozuk. Yani kafamı dağıtmam lazım. Kadar para verdik. Bari gidip şunları seyredelim. Birbirinden kıvrak hareketler yapan, insana bütün derdini tasasını unutturur. Tay gibi Rus kızlarını kıvrak figürler yaparken seyretmek. Öyle değil mi Tarık evladım? Belgin Hanım, bence daha fazla yorulmayın. Zor bir gece geçirdiniz. Biz sizi odanıza kadar götürelim. Uzanın, açın televizyonunuzu. İsterseniz bir Rus kanalı ayarlarım ben. Anlaşıldı. Bu gece bana kimseden hayır yok. Ne kocamdan ne sizden. Demek kaderde hayatımda ilk defa bir sevgililer günü. Yalnız başıma yatağıma uzanmış olarak tavana bakarken bir sonraki daha iyi geçsin diye dua ederek geçireceğim. Belgin Hanım, oğlunuzu bir daha arayın isterseniz. Yani böyle bir durumda bence iki eli kanda olsa gelir yanınıza. Doğru söylüyorsun Naz. Tamam, hayırsız mayırsız ama beni bu halde yalnız bırakacak kadar kötü yürekli değildir herhalde. Ah. Aman Belgin Hanım, rica ederim. Biz buradayken oğlunuza ne gerek var? Hadi ne duruyorsunuz? Gidip seyredelim şu tayları. Neleri? Kızları. Kızları. Hadi. Hadi. Buyurun. Hayırdır gecenin bu saatinde? Sadri geldi. Hayda, rüyasında mı gördün sen? Evet. Güzel toplamışsınız eşyaları. Taşıyın şunları kamyona. Durun. Böyle gecenin bir yarısı destursuz giremezsiniz evime. Hacer Hanım, varsa daha kolilenecek bir şeyler yardım etsin çocuklar. Var. Sen. Hala evim diyorsun Hacer Hanım. Attın imzayı, aldın parayı, sattın bu evi. Sana iki gün içinde çık dedim, baktım kımıldayacağın yok, gittim tuttum bir kamyon. Bak seni de nakliye masrafından kurtardım. Bu iyiliğimi de unutma. İyi de gecenin bir yarısı nereye gideriz biz? Onu da siz düşüneceksiniz. Ya sabaha kadar bekleseydiniz bari. Olmaz, bir televizyon dizisine kiraladık burayı. Aradılar sabah 7'de geleceklermiş. Siz başınıza çok kötü bela alıyorsunuz. Benim anneannem kim biliyor musunuz siz? Tek bankın sahibi Hulusi Tekeloğlu'nun dadısı. Ayşe. Oo, söylesene. O zaman ben yarın bu nakliye parasını tahsil ederim ondan. Biz de gariban kadıncağız diye acıyıp cebimize masraf ediyoruz. Nerede bizim en kahraman Rıdvan? Kılıcını kalkanını kuşanıp savulun bre tekfurlar diye üstümüze saldırmaya mı hazırlanıyor? Taşıyın şunları. Hmm.
Ayşe. Ne? Belgin. Belgin'cim. Hayatım neredesin? Bak biz geldik. Lucia. Ben eve gitseydim. Hiç aranızdaki mevzuya karışmasaydım. Aa, saçmalama Vahiy. Sen bana lazımsın. Belgin'in beni affetmesi için bütün suçu üzerine yıkabileceğim biri lazım. Belgin. Bak Vahiy sana durum açıklamak için ta buraya kadar geldi. Gel bir dinle şunu. Neyi açıklayacağım Lucy? Beni nasıl zorla oraya götürdüğünü. Ha? Ben gelmem deyince gelmezsen kendimi benzin döküp yakarım dediğini. Ha? Ne bileyim işte, bul beni kurtarıp seni batıracak bir şeyler bul. Belgin. Belgin Hanım daha gelmedi Hulusi Bey. Olur mu canım? Arabası kapının önünde. Aa, oyuna geldik Vahiy. Belgin arabayı boş gönderdi. Bize eve döndü sanalım diye. Neden? Neden? Biz Rus revüsü seyredemeyelim diye. Benden intikam almak için bizi dünyanın 8. harikasından mahrum bıraktı. 8. harikası mı? O ne? Vahiy. Bir de genel kültürümü öğreteceğim sana bu saatten sonra. Say harikaları, Mısır piramitleri, İskenderiye feneri, Rus revüsü. Ama hala yetişebiliriz. Bu kızlar 1,5 saat sahnede kalsa, 40 dakikada geldik, 40 dakikada dönsek 10 dakika kalır. 10 dakikada 10 dakikadır. Değil mi Vahiy? Öyle. Sen seyrederken ben öyle bir şey yapacağım ki, belki bu yaptığına pişman olacak. Yürü Vahiy, yürü. Ne var gecenin bu saatinde? Ne istiyorsun Zebide? Ne? Hemen buraya getir. Hiçbir yere bırakmam, bizim evde kalacaklar. Bankadan birkaç işçi ayarla, eşyaları boşaltmak için gelsinler. Benim çok acele bir işim var, dönünce konuşuruz. Hiç Hacer annem itiraz etmesin, buraya geliyorlar dedim. Konu kapanmıştır, hadi. Sen bana kazık atarsan ben sana daha büyüğünü atarım Belgin. Hem de birkaç tane birden atarım. Kim geliyor Lucy? Kim geliyor boş ver. Ruslar gidiyor Vahiy. Ruslar gidiyor. Yürü. Ay ne dansmış bu? Bitmedi 1,5 saattir. Sıkıldın mı? Sıkıldıysan sırf benim hatırım için kalmak zorunda değilsin. İstersen gidebilirsin. Tarık beni eve bırakır. Bekle, birazdan biter, hep beraber çıkarız. Bana bak, şu kızların organizatörü kimse söyle, git söyle. Yarım saat uzatsınlar gösteriyi. Kaç paraysa sorun diye veririm. Çok sevdim. Şanslısınız. Para vermenize gerek kalmadı. Bir başkası gösteriyi 1 saat uzatmak için bir servet teklif etmiş. Bak Vahiy bak. Aman iyi, kimmiş bu? Ne? Bak Vahiy bak, kızlar tam bıraktığımız yerdeler. Gel Vahiy gel. Vahiy'cim benim kızlarla alakam yok. Seninle net görebileceğin yer burası. Sen burada dur, bak kızlara. Ben de şöyle Belgin'cimi en net görebileceğim bir şekilde oturayım. Belgin'cim bak, boşuna günahımı alıyorsun. Lütfen dinler misin? İnan ben buraya Rus revüsü seyretmeye gelmedim. Vahiy çok ısrar etti. Benle gelmezsen üzerime benzin döker yakarım dedi. Bak sor sor. Sor istersen kendine. Bunun yüzünden. Yoksa biliyorsun ben bıraktım bu revi olaylarını. Benim için varsa yoksa sen. Değil 545 Rus kızı karşında dans etse ben onlar yerine senin şu suratsız yüzünü görmek için yani asık yüzünü Rus kızları görmeyi tercih ederim. Biliyor musun? Tarık, Naz yürüyün gidiyoruz. Belgin, Belgin, Belgin dur lütfen. Bak inan bakmıyorum ben kızlara. Kızlar umurumda değil. Belgin ne olur bir kez bak bana. Belgin. Belgin seni seviyorum. Belgin teyze. Bakın bunca insanın içinde seni seviyorum diye haykırdı. Bir dönüp baksanız. Lucia kızlara bak.
Yarın gelin de rahat rahat seyredelim. He? Böyle seveceksen hiç sevme bu Lucy. Arkamı döndüm anında yapıştın kızlara. Aferin. Belgin. Belgin. Ben dönmedim. Tamamen istem dışı. Vay aniden böyle döndüreceğim. Vay vay vay. Yani refleks bu. Ben. Belgin. Vay. Mahvettin lan beni. Garson gel buraya. Yok. Bu adam adamı olmayacak. O kadarla kalsa iyi. Bir de şu kızcağızın babasını da yoldan çıkardı. Yakında bunlar günübirlik Moskova'ya da giderler. Uçak bulamasalar trenle giderler. Yok ben babamla konuşacağım bu konuyu. Şunu için Belgin Hanım. Ne bu? Uyku ilacı. Niye? Rahat uyuyun diye. Bence de için bir tane. Bu stresle uyuyamazsınız. Daha kötü olursunuz. Hadi içeyim. Hadi. Şimdi iyi bir uyku çekin, sabaha hiçbir şeyiniz kalmaz. Hem de hiçbir şeyiniz kalmaz. Muhtemelen evliliğin de buna dahil. Nasıl da uyudu hemen? Ne etkili ilaçmış bu? Hadi biz de gidelim artık. Sizi uyanıklar. Beni uyutup sonra... Ah, bundan 6 ay önce ben bu haldeyken... Tarık sabaha kadar başucumdan ayrılmazdı. Şimdi uyutur uyutmaz bın. Yok anlaşıldı. Bu kız evlenseler bana yüzünü göstermez bu çocuğun. Her an tetikte olman lazım belki. Her an. Yoksa oğluşla elden gitmek üzere. Ne garip bir gece oldu. Ya hiç planladığım gibi gitmedi. Ne planlamıştın? Artık seneye inşallah. İnşallah. O zaman bir dahaki seneye kadar iyi geceler. Niye girmiyorsun odana? Bilmem. Hadi gir. Tamam. İnanmıyorum sana Tarık. Niye konuşmuyorsun? Niye odasına gitmesine izin veriyorsun? Söyleyecek bunca şeyin varken. Şimdi kalkıp odasının kapısını vuracak halin yok ya. Of Tarık of. Bu gece de böyle bitti. Naz? İster misin oda servisinden bir şişe söylesin? Alo resepsiyon. 603 numaralı odanın kapısını açamıyorum. Bir anahtar yollar mısınız lütfen? Ne? Kim? İnanmıyorum. Buyurun Hulusi Bey. İstediğiniz gibi eşinizin yanındaki odayı boşalttık. Boşaltacaksınız tabii. %2,5 faizle kredi duyunca odayı değil oteli boşaltacaksınız gerekirse. İsterseniz boşaltalım. Kalsın. Buyurun Hulusi Bey. Üst kattaki suiti de ayarladınız mı? Tabii ki. Ve güller? Arkadaşlar şu anda hazırlıyorlar. Güzel. Da hazırlanınca haber verin.
Belgin Hanım'ı alıp yukarı çıkacağım. Bu odada da Vahiy Özkul kalacak. En ufak bir aksilik olsun. O %2,5 faiz var ya, o 2,5'un arasında küçücük bir nokta var ya, o nokta aniden kalkıverir. Ona göre. İnanmıyorum ya. Adamın bir sözüyle odamı değiştirmişler. Neyse, bir şey olursa ben odamdayım. Haberin olsun. Nasıl bir şey olursa? Yani herhangi bir şey. Tamam. İyi geceler. Sana da. Tarık. Efendim? Biliyorum. Tam planladığın gibi olmadı. Ama yine de diğer 14 Şubatlardan farklıydı benim için. Heyecan, gerilim, aksiyon. Sağ ol. Oysa bir bilsen, tek hedef romantizmdi. Unutma Hulusi, tek hedef karşı korunmaz romantizm. Belgin'in gönlünü tekrar fethetmenin yolu bu. Alo, ben Hulusi Tekelioğlu. Operasyon başlasın. Evet. Şimdi duşunu al, tıraşını ol, yepyeni bir Hulusi olarak çık karşısına. Bak nasıl anında kollarını atılacak. Evet, Naz duşa girdi. Buradan da su sesi geldiğine göre ikisi de duştalar. Yani ikisi kendi odasında. Güzel. Şimdi gelelim şu Hulusi'nin ne dümenler çevirdiğini öğrenmeye. Alo? Oteli müdürüyle görüşmek istiyorum. Belgin Tekelioğlu diyeyim. İyi akşamlar müdür bey. Ben Belgin Tekelioğlu. Hayır. Hulusi Tekelioğlu'nun karısı olan değil. Hulusi Tekelioğlu'nun bankası Tek Bank'ın %50 ortağı olan. Belki şimdi daha çabuk cevaplarsınız sorumu. Bana derhal Hulusi Tekelioğlu'nun hangi odada kaldığını söylüyorsunuz. Ne demek şu anda mı, gecenin ilerleyen saatlerinde mi? İki oda birden tuttu demek. Ben ilerleyen saatleri alayım. Evet. Günlerden 15 Şubat. Ve 14 Şubat'ta böyle bitti Naz. Yok, hayır. Bu 14 Şubat böyle bitemez. Ama tabii bornozla da biraz tuhaf olur. Sen bitirmezsen kapıda görür görmez Naz bitirir. 14'ünü de, 15'ini de. Hatta Şubat, Mart, Nisan, Mayıs... Manzaralı oda dedikleri bu oluyor galiba. Libi Derya oda yerine Libi Rusya oda.
Ben şüphelenmeyeyim diye de hemen yanındaki oda. Sen görürsün Hulusi. Sen görürsün. Evet Tarık. Filmi başa alıyoruz. Gecenin ilk saatleri. Elinde çiçek. Odadan çıktın. Nazın odasına doğru ilerliyorsun. Söyleyeceklerini ayna karşısında defalarca prova ettin. Hazırsın. Odanın kapısının önüne geliyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. Kapıyı vuruyorsun. Her şey aynı. Kim o? Naz'ın oda numarası dışında. Evet Hulusi. Ağzında çiçek odadan çıktın. Belgin odasına doğru ilerliyorsun. Söyleyeceklerini ayna karşısında defalarca prova ettin. Hazırsın. Hazır mısın Hulusi? Hazırım Hulusi. Belgin. Kim o? Sürpriz. Asıl sürpriz tam arkanda Hulusi. Belgin. Bu sol tarafta odada kalan kızlar için. Bu da yaptığın bütün rezilliklerin hepsi için Hulusi. Hulusi ben nerede kalacağım? Senin şu Rus revüsü sevdan yüzünden başıma gelmedi kalmadı bahi. Benim mi? O da demişti değil mi? Üst kata çık. Dümdüz koridoru sonuna kadar yürü. Tam karşında bir suite oda var. Evet. Onun solundaki odaya gir. Tamam. Hadi. Nihayet. Alo. Baba. Hayırdır? Ne? Baba? Vallahi ben bir şey yapmadım Naz. İnan bana da en az senin kadar sürpriz oldu. Tarık? Alo Naz, benim Belgin Hanım'ı çok acele evine geri götürmem lazım. Hemen hazırlanıp gelebilir misin? Yok, siz gidin. Ben babamla dönerim. O da biraz zaman alır gibi. Ben anlamadım. Ah baba, ah. Ah Lucy ya. Ah Lucy, ah. Ah anne, ah. Ah anne mi? Ah ben yani. Asıl sana ah. Babandan yediğim darbeler yetmedi. Bir de üstüne sen. Ne yaptım anne ben? Bir de soruyor. Babanın Rus revüsüyle senin Naz'ın ne farkı var? Naz dans edemiyor. Revüdeki kızlar da Türkçe konuşamıyor. Daha sayayım mı? Bir de gevrek gevrek espri yapıyorsun. Babam beni o kızlar için sattı. Sen de Naz için. Benim için ikisi aynı. Ha kocamı elimden alın ha oğlumu. Saçmalama anne. Kimsenin beni senin elinden aldığı yok. Gördük. Beni resmen yalnız bıraktın. Anne ne zaman istesen yanındaydım. Böyle yanımda olacaksan hiç olma. Masada küçük hanımla melül melül bakışmaktan başka ne yaptın? Ben orada kalp krizi geçirip masaya yığılsam farkına varmayacaksın. Daha acısı farkına varsan doktor çağıracağına. Aman anne keyifli bir sevgililer günü geçirtmedin sevgilimle diyeceksin. Anne saçmalama. Naz benim sevgilim falan değil. Tabii tabii. Zaten bugün Dünya Şoförler Günü. Siz de patron şoför kutlayalım dediniz. Yok ben duramayacağım buralarda. Yarın eşyalarımı toplayacağım. Dağ evine gideceğim. Ne yapacaksın orada tek başına? Tek başıma ne yapacağım? Tek başıma. Hayalim peşin peşin. Anne ben sevgilimi bırakıp seninle gelmem. Hiç beni bekleme. Kalırsın dağ başında tek başına haberin olsun diyorsun. Ya anne ben öyle bir şey demedim. Daha fazla konuşma Tarık. Konuştukça batıyorsun.
Beni eve bırak. Kimseyi görmek istemiyorum şu anda. Evimde tek başıma sessiz sakin bir gece geçirmek istiyorum. Yeter bugün yaşadığım sürprizler. Evet, bu da sonuncusu. Yeni evinize hoş geldiniz. Yeni ev mi? Ben bu evin perdelerini dikerken sen daha doğmamıştın. Yalnız bütün perdeleri geçen sene değiştirdi annem. Benden en ufak bir iz kalmasın diyedir. Yok, ondan değil, çok eskimişlerdi. Avukatı mısın sen annenin? Benden iyi mi bileceksin neyi neden yaptığını? Ben o perdelerin kornişlerini takarken sen daha doğmamıştın. Sadri, Hulusi amcanı ara, geldik diye haber ver. Tamam Hacer annem. Sen gel bakayım benimle mutfağa. Kesin yeni fırın almışsınızdır. Eskisini ben seçmiştim ya. Yok, ondan değil. Eskisi bozuldu. Hala avukatlığını yapıyor. Buyur Hacer annem. Sana da çok zahmet oldu. Bütün kolileri tek başına taşıdın. Ne zahmeti? Benim için çocuk oyuncağı. Yorulmadın mı? Hiç. 10 tane daha olsa onları da taşırdım. Aa, hadi ara Hulusi amcayı. Arayacağım. Arayacağım. Niye aramıyorsun? Doğrulamıyorum. Anne, boş ver şu davine gitmeyi bu soğukta. Ben kararımı verdim. Yarın gidiyorum. Hem sizin için en iyisi bu. Ne işinize ne hayatınıza karışabilirim. Hepinizin kafası rahat eder. O ne biçim laf anne? Ben sensiz ne yaparım? Tamam, bugün sıkıntılı bir gündü. Sen gel dediğinde gelemedim. Çünkü halletmem gereken çok önemli bir iş vardı o anda. Yoksa ben seni hiç üzecek bir şey yapar mıyım anne? Sen benim canımsın. Sen iste, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok biliyorsun. Gerçekten. Tabii ki. İyi o zaman. Yarın benle daha evine geliyorsun. Yalnız Naz'dan izin almam lazım. Aman. Sevgilisinden izin almadan adım atamaz. Anne sevgilim değil, patronumdan. Neticede Naz Özkul'un maaşlı şoförüyüm. O zaman izin vermezse istifa ediyorum. Zaten bu işe ihtiyacım yok. Ben koskoca tek bankın sahibi Tarık Tekelioğlu'yum dersin. Aç da bir rapor ver bakalım sevgiline. Sevgilim değil, patronum. Tabii tabii. Şimdi hemen yanıma gel dese beni burada bırakır gidersin. İyice saçmaladın anne. Ayrıca Naz bunu diyecek kadar bencil ve görgüsüz değil. Alo? Tarık hemen buraya gel. Durdur arabayı, ben ineyim istersen. Ne oldu? Arabayı çalmışlar. Hangi arabayı? Hangi arabayı olacak? Bizim arabayı. Park ettiğin yerde yok. Araba bende. Sende mi? Belgin Hanım'ı evine götürüyorum demiştim ya. Belgin Hanım'ın arabasıyla gitmedin mi sen? Onun arabası yok ki. Peki biz nasıl döneceğiz Tarık? O yüzden arayıp biz gidiyoruz gelin dedim ya. Taksi parasını maaşından düşeceğim, haberin olsun. Selam söyledin. Atma atma. Hadi oyalanma, eve gidiyoruz. Hulusi gelmeden eşyalarımı toplayacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Tamam. Efendim? Belgin Hanım'ı bırakır bırakmaz eve gel. Anne, bizim başka daha evimiz var mı? Bir tane de bana lazım. İnanmıyorum. Ne zaman geçti bu Hulusi bizi yolda? Sen git Tarık. Seni görmesin. Eşyalarını toplayacaktık. Dalga geçiyorsun herhalde Tarık. Baban seni görürse neler olabileceğini tahmin edebiliyor musun? Tarık. Nerede? Nerede al diye seni İtalyalara yolladığım üniversite diploması. Hulusi.
Nerede diploma alacağım diye benden tırtıkladığın 3,5 milyon avrom. Nerede? Sen kaybol şimdi. Ben seni yarın arayacağım. Sağ ol baba. Beni annemle sevgilim arasında tost olmaktan kurt... Patronum demek istedim. Of Tarık, of. Kafamı kaldı sende. Hayatım. Tanem, canım benim, hoş geldin. Hiç uğraşma Hulusi. Eşyalarımı toplamaya geldim. Yarın gidiyorum. Nereye? Ben dedim sana Hulusi, Belgin'in hoşuna gitmez bizim bu evde kalmamız diye. Hacer abla? Hani demiştim ya sana telefonda, Hacer ablamların ev sahibi evden çıkarmış, bize davet ettim diye. Unuttun mu? Ne zaman? Daha boşaltmadık kolleri. Sen çağır bir kamyon, biz başımızın çaresine bakalım. Belli ki biz sizin rahatınızı bozacağız. Saçmalama Hacer abla. O ne biçim söz? Başımızın üstünde yeriniz var. İstediğiniz kadar kalın. Burası sizin de eviniz. Biz geldik diye gideceksen. Yok, ben sizin yüzünüzden değil, ben siz buradayken gitmem bir yere. Hoş geldiniz. Hulusi, gel şu çiçekleri odadaki vazoya koyalım. Emret hayatım. Gece odada çiçek olmaz. Oksijen tüketiyor bunlar. Zaten havasız o oda. Hayatım sağ ol. Yani gitmekten vazgeçtiğin için. Çok ayıp olurdu Hacer ablama. Üstüne alır kadıncağız. Biliyorsun zaten bu konularda kendisine tahammülü. Bir kere kovdun. Ben kovmadım. Kendi gitti. Resmen tuzak kurdun bana. Gidemeyeyim diye Hacer ablayı davet ettim. Belgin'cim ne yapsaydım? Bana ne? Sokakta mı yatın deseydim? Git su doldur şu vazoya, çiçekleri de içine koy. Barıştık değil mi? Döndüğünde görürsün. Peki. Hadi. Kurtsun sen Hulusi. Kurt, kurt. İşin kurdu olmuşsun. Nasıl Belgin'i tufaya düşürdün? Hacer ablam onun yüzden gitti sanmasın diye hiçbir yere gidemez şimdi. Sen de ne yapar yapar gönlünü alır, sabah affettirirsin kendini. Oğlum Hulusi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vaktidir artık. Sen evlilikte karınızı idare etmenin yolları diye bir kitap yaz. Boşanmalar bir sene içinde %80 azalır. Koçum benim. Koçsun sen, koç. Aa. Belgin. Belgin açsana kapıyı. Kusura bakma Hulusi ama Hacer abla haklı. O çiçek oksijen tüketiyor, içeri alamam. İyi de ben de dışarıda kaldım. E düşündüm de Hulusi. Sen de oksijen tüketiyorsun. Bir de üstüne beni tüketiyorsun. O çiçeği içeri almıyorsan seni hiç almamam lazım. Belgin. Belgin. Hacer abla bir şey söyle, açmıyor kapıyı. Ahlaksız, saygısız. Ama Hacer ablam ya o kadar da ağır şeyler. Kim bilir ne yaptın yine kadıncağıza. Sen bana mı diyordun? Şu kadını sinirlendirmezsen olmaz. Sana kızıyor sonra bizi kapının önüne koyuyor. Al senin olsun. Hayda. Kabak benim başıma patladı, iyi mi? Dur daha, sen bu kafayla gidersen daha ne kabaklar patlayacak. Para yapıştırayım mı diye sordun sen Naz'a. Bana para yapıştırayım mı diye sormadı. Bana Rus kızlara para yapıştırayım mı diye sordu. O daha komik. Hayatımda revüye gitmişliğim mi var? Ne gülüyorsun? Yol yordan bilmiyorum. Suç mu? Hem ne demişler? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bravo baba. Yani bu Rus revisi olayından çıkarılacak bundan güzel kıssadan hisse olamaz. Alfonso, duydun mu babam Naz'a para yapıştırayım mı diye sormuş.
Ümit, ben sana bir 10 lira yapıştırsam da sen bir sussan. Olur. Hop. Bir lira bu. Resmen kazıklandım. Yok, adamlar haklı. Sanat hak ettiği ilgiyi görmüyor bu memlekette. Ne oldu Tarık evladım? Bir şey mi isteyecektin? Ben? Yo. Ben Naz hemen geldiğince... Yani şey... Naz Hanım. Şey için çağırdım. Yarın... Ne olmuş yarın? Yarın sabah erkenden o şeye gideceğiz, unutma, tamam mı? Unutmam. Demek ki yarın sabah herkes erken kalkacak. O zaman hadi bakalım, yatma vakti. Aman baba, unutma bak, senin odanın kapısı üst katta, sağdan ikinci. Dalarsın gidersin, odam diye Moskova'da bir gece kulübüne girersin. Hulusi orayı tarif etti, ben ne yapayım? Tamam hadi. Uf, yatalım artık, yoruldum zaten. Doğrudur, yorarlar. İyi geceler Tarık evladım. İyi geceler. Hadi Naz, hadi evladım. Senin alev gözlerin eritse şu ruhumu, buz olur kesilirim yanarken içim, buz olur kesilirim yanarken içim. Sesin bir uçurum çağırırsa beni, kuş olur uçarım yanarken içim, kuş olur uçarım yanarken içim. Sevdan bir ateş oldu bende, gönlüm bir deli coştu senle. Sevdan bir ateş oldu bende, gönlüm bir deli coştu senle. Sen hala uyuyor musun? Kalk hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Dün akşam dedim ya, erkenden şeye gideceğiz diye. Ben onu Vahibe'yi şüphelendirmemek için söylüyorsun sanmıştım. Evet. Ve şimdi de şüphelendirmemek için gidiyoruz. Hadi kalk. Ne bekliyorsun? İzin verirsen giyineceğim. Peki. Affedersin, biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim. Hayır, ona göre giyineceğim de. Giy işte bir şeyler.
O senin bir tane siyah bir kazağın var. Onu giysene. Çok yakışıyor sana. Sakın Tarık. Sakın bir siyah kazağı giyme. Bir kızın giy dediği şeyi giymek erkekliğin kalesinin düştüğü andır. Sakın. Bütün kazağın üstünü. Çok seviyorum biliyor musun? Yani çayla simidi. Çayla simidi çok seviyorum. Ben de. O zaman şerefe. Şerefe. Ay. Aa. Ay çok pardon. Önemli değil, sıcak değildi. Ay ben silerim hemen şimdi, dur. Alo. Alo. Tarık, baban sapıttı. Hulusi, kalk diyorum sana. Kalkmayacağım işte. Belki beni affedene kadar şu karabeden kıpırdamayacağım. Bankaya gitmiyor. Saçmalama Hulusi. Sen gitmezsen koskoca bankayı kim idare edecek? Bir sürü toplantım varmış. Umurunda değil. Batarsa batsın. Belki beni affetmedikten sonra ne yapayım ben bankayı? Sadece arayıp arayıp duruyor. 50 tane dosya varmış bize bekleyen. Hemen bankaya gitmen lazım. Dur dur, kıpırdama. Kimin sesi o? Hangi ses? Ay doğru söyle, canı yanmadı değil mi? Bu ses. Tarık, neredesin sen? Ben... Nerede olduğun umurumda değil. Ama nerede olacağın umurumda. 15 dakika sonra bankada olacaksın, o kadar. Yoksa... 15 dakika sonra anlarsın yoksa neymiş. Aa, şu kıza bak ya. Bir saniye rahat vermiyor çocuğa, bir saniye. Dur kıpırdama. Canı yanmadı değil mi? Çıldıracağım ya. Ne yapıyor bu kız benim oluşuma? Dur sakin ol Belgin, bekle. 15 dakika bekle. Hele bir gitmesin o bankaya. Hele bir gitmesin. Ben oturayım, ne yapacağımı düşüneyim. Hulusi, bak yiyeceksin bastonu kafana. Vur Hacer ablam, vur. Belgin'in bana dün söylediklerinden sonra baston vız gelir bana. Vur, döv beni, döv. Kimdi arayan? Belgin Hanım. Ne diyor? Dün için teşekkür ediyor. Gözüne girmişimdir herhalde dün gösterdiğim ilgiden sonra. Hiç şüphen olmasın. Tarık. Ben de sana teşekkür ederim. Neden? Dün için. Senin dünle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Aslında dün yarım kaldı. O zaman farz edelim bugün hala dün. Kim arıyor? Yok, bu böyle olmayacak. Ne? Naz, bak sana yalan söylemeyeceğime söz vermiştim. O yüzden söylemek zorundayım. Bugünün dün olmasını çok istiyorum. Çünkü sana söylemek isteyip de söyleyemediğim bir sürü şey var. Ama... önce halletmemiz gereken bir konu var. Dinliyorum. Hani şu gördüğün yerde boğmak istediğin meşhur Tarık Tekelioğlu var ya. İşte o Tarık Tekelioğlu beni çok acele bankasına çağırıyor. Neden? Filiz'le ilgili bir konuymuş. Telefonda anlatamam, hemen gel dedi. Hani arayan Belgin Hanım'dı? Demiş Belgin Hanım'a. Hemen gelsin demiş benim için. O da onu söylemek için aramış. Şımarık, ukala adam. Bak kendisi arayıp söylemiyor da annesini aratıp söyletiyor. Beyefendi çok büyük bir adam ya. Öyle şoförleri falan kendi arayamaz. Bu Tarık Tekelioğlu'nun sana yaptıklarından bıktım ben. Ben de. Ama işte Filiz var arada. Yani eğer izin verirsen... Tabii.
Filiz'le ilgili bir konuysa hemen gidip konuşman lazım. Sağ ol. 5 dakikaya bankadayım. Hadi gidelim. Ben de bu vesileyle kendisiyle tanışmış olurum. Endişelenme canım. Arada Filiz ve sen varsın. O yüzden rezalet çıkarmayacağım söz. Alo Sadri. Benim Tarık. Şoför Tarık. Tarık Tekelioğlu beni bankaya çağırmış bir şey konuşmak için. Sadri kapıda karşılar demiş Belgin Hanım'a. Ben 5 dakika içinde oradayım. Karşıla beni. Ne? Ne diyor bu ya? Neyse, bekleyelim bari. Bana ne ya, bana ne? Gitmiyorum bankaya. Belgin beni affettiğini söyleyecek, beni bağrına basacak, saçımı okuyacak ondan sonra. Hulusi kendine gel. Ne bu şımarıklık? 5 yaşında değilsin. Sen bunun 5 yaşındaki halini bilmezsin. Bilmeden konuşma. Çok uslu bir çocuktu o zaman. Hulusi, şimdi derhal özür diliyorsun Belgin'den. Hadi. Yok öyle 50 tane halt deyip arkasından bir kuru özürle sıyrılmak işin içinden. Sen de yokuşa sürme işi Belgin. Evet ya, yokuşa sürüyor işi. Şuna bir şey söyle Hacer abla. Söyle zaten Hulusi, daha ne söyleyecek? Gittim geldim zerre bir şey değişmemiş bu evde. Yine sürekli hırgür. Ne yapacaktım Hacer abla? Rus revüsünde pasaport damgalarken bastıktan sonra çayı kaç şekerli içersin canım diye mi soracaktım? Aferin Hulusi. Haltı sen ye, karın her zamanki gibi bana patlasın. Benim kimseye patladığım falan yok. Ayrıca kocanın çayı kaç şekerli içtiğini hala bilmiyorsan... Aferin sana. Ah. Gelir gelmez kavga ettirmeyi başardın ya bizi. Aferin. Hacer abla ben ne yaptım ya? Merhaba Sadri. Merhaba. Sakın Yılmaz'ı içeriye sokma. Şimdi anlaşıldı. Tarık. Kapımı açmayacak mısın? Pardon. Saçlarını düzeltiyorsun bakıyorum. Her zaman yaptığım şey, niye şaşırdın? Ay lütfen Tarık Tekelioğlu kıskanacağın en son insan olsun Tarık. Affedersiniz Nas Hanım. Genelde kolumu böyle kabaca tutan erkeklerden pek az etmem. Ama tutmak zorundayım. Neden? Çünkü içeri girmenize izin veremem. Ne? Ne? Tarık Bey, şoför Tarık geldiğinde onu tek başına içeri almamı çok net olarak belirtti. Ben hayatımda böyle saçma şey duymadım. Ben de. Seni dostum bilirdim. Ama görüyorum ki aslında Tarık Tekelioğlu'nun yalakası olmuşsun. Yazıklar olsun sana. O kadar küçüldün ki gözümde. Benim senin gibi bir dostum yok. Bir daha yüzüme bile bakma. Yok yok. Hatamı anladım Tarık. Gözümdeki perde bir anda kalktı. Senin gibi bir dostu kaybetmektense Tarık Tekelioğlu gibi şımarık bir patronu kaybederim daha iyi. Nas Hanım çok affedersiniz. Buyurun girin içeri. Kusura da bakmayın. Mersi. Yok yok rica ederim. Benim yüzümden Tarık Tekelioğlu'yla karşı karşıya gelmeni istemem. O senin değil, onun ayıbı. Sen emir kulusun. Çarkına çomak soktuğumun düzeni. Tamam canım. Meraklı değilim o Züppe'yle tanışmaya. Sen git konuş, ben bekliyorum. İçiniz rahat olsun Nazım. Ben bunun hesabını ondan soracağım.
Sadri, ne yapıyor bizimki? Telefonu kapalı 1,5 saattir. Toplantıda. Güzel. Küçük hanım arayıp soruyor mu? Ne? Kapının önünde arabada mı? 1,5 saattir kımıldamadan bekliyor mu? Toplantıdan çıkar çıkmaz bana haber ver, konuşmam lazım. Kızla değil, Tarık'la. Aa Sadri, bir sen eksiktin. Tamam Belgin. Aşağıda şımarık ve laf dinlemeyen bir koca. Gelir gelmez evi ele geçirmeye çalışan bir kadın. Ve ellerimden uçup giden bir oğlum var. O zaman bir taşla 3 kuş vurmanın başka yolu kalmadı. Bir reste ben çekeyim. Tamam biliyorum. Ne desen haklısın. Ama susmadı adam. Girdiğimden beri konuşuyor. Yok öyle, yok böyle, yok şöyle. Neymiş derdi Filiz'le? Ya şey işte. Ümit diye bir çocukla beraber. Sen tanıyor musun? Kimdir, nedir? Bana bilgi topla falan filan işte. Ne dedin? Ne diyeceğim? Tamam dedim. Telefonun niye kapalı? Zorla kapattırdı. Neymiş? Konuşurken karşısındakinin cep telefonu çalınca gıcık oluyormuş. Karşısına geçip böyle cep telefonumu suratına tutup sabaha kadar dürülülü dürülülü çaldırmak istiyorum. Ne giriyorsun? Dürülülü deyişine. Ayrıca ne demek sabaha kadar? Aklının bir köşesinde Tarık Tekelioğlu'yla sabahlamak düşüncesi varsa... Allah yazdıysa bozsun, aman. Bunu konuşmamak lazım. Neyse, boş ver şimdi. Nerede kalmıştık? Dün de. Evet. Aç mısın? Vallahi daha buraya gelmeden önce bir simit yemiştim ama... Dur ben bir hesaplayayım. Tam 2,5 saat olmuş. Tarık. Çok özür dilerim. Ama şu andan itibaren tamamen senin. Ve bugün günlerden dün. Alo. Tarık. Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim bu babana. Hacer annenle bir oldular. Tamam anlaştık. Şu andan itibaren tamamen benimsin. Ne? Bugün de dün. Tarık. Beni gelip evden alıyorsun, daha evine götürüyorsun. Bir tek sen kaldın yanımda. Eğer sen de benden yüz çevirirsen... batsın bu dünya. Şimdi ne yapıyoruz? Bavulum elimde, kapının önünde bekliyorum Tarık. Tamam mı? Hadi yap bakalım seçimini. Evet. Ne oldu? Ben bu Tarık Tekelioğlu'nu döveceğim. Niye? Kimdi arayan biliyor musun? Kim? Belgin Tekelioğlu. Hulusi amcanın dünden beri yaptıkları ortada. Bir de tutmuş, ben erkeğim, ben yaparım, ben ederim. İşine gelirse, beğenmiyorsan çek git ama gidemezsin yemez, parama muhtaçsın diyormuş. Ay inanmıyorum, bu Tarık'ın kime çektiği anlaşıldı. Zavallı kadıncağız, 2 gözü 2 çeşme. Tarık'ı arıyorum ulaşamıyorum, telefonu kapalı. Söyler misin gelsin beni alsın, buradan götürsün diyor. Yanındayım sanıyor ya. Ay aman aman, tam denize düşen yılana sarılır durumu bu. Yok yok, seni demiyorum. Tarık Tekelioğlu diyorum. Babasından kurtarsın diye oğlunu arıyor ya. Oysa al birini vur öbürüne. Sorma. İçim acıdı ya. Yani inan elimde olsa şu halimle gider ben alırım kadıncağızı. Nereye gidecekse götürürüm. Şunlara muhtaç bırakmadan. Neyse. Üzerimize vazife olmayan işlere bulaşmayalım. Nereye gidiyoruz? Yok sen bulaş. Kadıncağızın halini gördüm dün. Ayrıca bu Hulusi amcanın bir burnu sürtülmezse benim o saf babamı da yoldan çıkaracak. Babası da oğlu da hissetsinler Belgin teyzenin yokluğunu. Akılları başlarına gelsin. Sen ne muhteşem bir insanmışsın Naz. Evet öyleyim. Hemen gidiyorsun, Belgin Hanım'ı alıyorsun ve nereye istiyorsa götürüyorsun. Sen nasıl uygun görürsen. Seni eve mi bırakayım?
Yo, önce bir Belgin Hanım'ı bırakalım nereye istiyorsa, sonra bakarız. Hadi Tarık, bekletmeyelim kadıncağızı. Bu kısmı nasıl hesap edemedim? Ne? Haklısın, bekletmeyelim. Beş dakika daha beklerim. Geldi geldi. Gelmedi doğru nüfus idaresine. Nüfusundan kaydını sildirmeye. Hayır, Hulusi ile Hacer abla anlayacaklar. Zaten zor kaçtım evden gözükmeden. Ah Tarık. Eğer yanlış seçim yaptıysan bittin benim için. Bittin. Aferin. Aferin Tarık. Asıl aferin Belgin. Oğlunu o şımarık kızın elinden söke söke. Hiç itiraz istemem Belgin teyze. Biz sizi gideceğiniz yere götüreceğiz. Kimseye muhtaç değilsiniz. Öyle sanalları da bu bir ders olsun. Tarık, Belgin Hanım'ın bavulunu koy bakayım hemen bagaja. Buyurun Belgin Hanım. Gördün mü? Mum gibi bembeyaz. Beti Beyza atmış. Çok üzüyorlar belli ki, çok. Ama Hulusi amca mı yoksa Tarık Tekelioğlu mu daha çok? Onu çözemedim ben. İkisi de değil Naz. Evet, nereye gidiyoruz? Bizim dağ evine. Tamam. Sen nereden biliyorsun Belgin Hanımların dağ evini? Tamam tamam hatırladım. Hulusi Bey'in eski şoförüydün sen. Siz biliyorsunuz değil mi bizim Tarık'ın Hulusi amcaya yaptığını? Adam arabanın içindeyken arabayı çaldırmış. O ne ki Nazcığım? Senin Tarık Hulusi amcana daha neler yaptı bir bilsen. Cidden. Yolda anlatırsınız. Anlatırım da anında kovarsın diye korkuyorum. Kovmam kovmam. Kovarsın kovarsın. Evet, hazır mıyız? Her ne kadar hazırlıksız yakalansam da şimdi hazırım Tarık'cığım. Allah Allah. Hiç sesi soluğu çıkmıyor bir saattir. Tabii, kara kara düşünüyor. Aslında beni affetmek istiyor ama sırf Hacer ablama boyun eğmiş gibi hissedeceğinden yapmıyor. Yoksa Belgin'in benimle küs kalamaz. Hele beni bu halde görmeye öyle iki el vermez. O zaman iş başa düşüyor Hulusi. Belgin. Belgin'cim. Belgin. Belgin. Hayatım açsana kapıyı konuşalım biraz. Belgin. Ya ben çok özür dilerim. Hacer ablamı bu işe karıştırdığım için. Sana manevi baskı yapmaya kalkmam çok yanlıştı. Anladım hatamı. İzin ver yanına geleyim baş başa konuşalım Belgin. Kapıyı açmışsın. Ah canım. Kim bilir ne zaman açtın kapıyı? Kim bilir ne zamandır benim içeri girmemi bekliyorsun. Sen istersin de ben girmez miyim bir tanem? Belgin? Anladım. Naza çekiyorsun kendini. Ama nereye saklandıysan ben bulurum seni. Kokunu alırım, kokunu. Belgin? Reisi ben gidiyorum. Eğer ben...
sohbet açayım mı? Kafası dağılır biraz kadının. Sen bilirsin. Oğlunuzdan şikayetçiyim Belgin teyze. Cidden. Hiç öyle gözükmüyor dışarıdan. Ben tanışmadım ki daha oğlunuzla. Belli. Tanısan çok seversin çünkü. Benim oğlum akıllı, zeki, yakışıklı, çekici, karizmatik. Çok ama çok hoş bir çocuktur. Tıpkı babası gibi. Ama işte üzüyorlar bazen. Ne yapıyor da üzüyor mesela? Dün isterdim yanımda olsun. Bir kız girdi bunun hayatına. Sanki özellikle benden uzaklaştırmaya çalışıyor. Doğrudur, var öyle kızlar. Herkes benim gibi değil. Babam Ümit'le beni çok farklı yetiştirdi. İyi ki de öyle yapmış. Ay dur bir arayayım da geç kalacağımı söyleyeyim, merak etmesin. Alo baba, ne yapıyorsun? Ne olsun kızım, oturuyorum. Sen? Biz Tarık'la bir yere gidiyoruz da biraz gecikeceğiz, ona haber vereyim dedim. Baba iyi misin sen? Sesin bir tuhaf geliyor. İyiyim kızım, iyiyim. Çok geç kalmayın olur mu? Merak ederim sonra. Aslında merak etmeme gerek yok. Tarık var nasıl olsa yanında. Haklısın. Ararım ben seni yine. Tamam canım kızım benim. Çok özlüyorum seni Belkıs, çok. Alo. Vahi. Belgin'im gitti. Benim de Belkıs'ım gitti Hulusi. Bana ne Belkıs'tan? Belgin gitti diyorum, Belgin. Asıl bana ne senin Belgin'inden? Benim Belkıs'ım gitmiş ya, Belkıs'ım. Aman. Al Belkıs'ını başına çal. Ne becil adamsın sen Vahi? Belgin diyorum. Gitmiş. Umurunda değil. Varsa yoksa Belkıs. Asıl bencil olan sensin. Ne? Bana bencil dedin ha? Bittin sen Vahi. Bittin. Şu andan itibaren kredi faizine 3 puan ekledim. Dünyanın öbür ucuna da gitsen... Seni bulacağım Belgin. Bir ayağına kapanıp af gibi içeceğim. Alo Sadri. Sana yeni görevini açıklıyorum. Sahip olduğum tüm gayrimenkullerin bir listesini yap, bana getir. Hayır satmayacağım, başını yıkacağım. Sana ne? Ne yapacaksam yapacağım. Yap listeyi getir o kadar. Bekle beni Belgin. Sensiz yaşamak zulüm bana, zulüm. Karış karış arayacağım bu toprakları. Bekle Belgin, bekle. Gör beni aşk değil dedi. Uzakmış bayağı. Ne güzel işte. Kimse bulamaz bizi. Birkaç gün kafamızı dinleriz. Bizi? İşte sen, ben, Tarık. Sen, ben, Tarık. Yani siz, ben, Tarık. Evet. Tarık evladım biraz çabuk ol. Kaç senedir gitmiyoruz. Yapacak çok iş var evin içinde. Daha şömineyi yakacağız. Mutfağı adam edeceğiz. Odaları hazırlayacağız. Odaları? Evet. Bir tane bana, bir tane sana... Bir tane Tarık'a. Ne odası? Oturma odası. Hay alemsin Naz. Ne odası olacak? Yatak odası. Salonda yatacak değilsin herhalde. Biz yatıyor muyuz? Siz yatmıyor musunuz? Beni dağ başında yalnız bırakıp gitmeyi düşünmüyordunuz herhalde. Yoksa düşünüyor muydunuz?